Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda yine hurdaya çıkmış şu şekilde bir ışıldağımızı geri dönüşümünü sağlayacağız. Bu ışıldakların genelinin temel sorunu içerisindeki akünün elektrik kesilmeden dolayı çok fazla kullanmıyor ve akü ömrünü tamamlıyor. Şimdi hemen içini açalım. Bakın iç kısmı dediğim gibi büyük bir kısmını akü kaplıyor zaten. Diğer kısmında şu şekilde devrenin olduğu kısım. Bu projeyi size iki şekilde göstermeye çalışacağım. Bir, orijinal halini bozmadan 220 voltluk girişle nasıl kullanabileceğini göstereceğim. Eğer vaktim olursa ikinci projemde de 220 voltla değil de şu şekilde TP4056 gibi modüllerle nasıl direkt şarj edebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Normalde bu aküler 4 volt olarak bulunuyor. Bakın şu an 0.1 volta kadar düşmüş, yani akü bekleye bekleye artık işi bitmiş. Biz buradaki sistemi tamamen kablosuyla beraber yerinden çıkartacağım. Bu akünün yerine şu şekilde şuraya 2 adet lityum pili birbirine paralel bağlayarak bunu kullanmaya çalışacağım. Kafa karışıklığı olur diyorsanız sökmeden önce bakın kırmızımız artı, siyahımız eksi. Şunu artı yapın, şunu da eksi yapın. Evet, bakın bu devrede artık hiçbir işimiz kalmadı. Biraz önce uzakta baktığım için görmemişim. Aslında kendisi de şuraya artı eksi diye belirtmiş. İki tane şu şekilde yeni kablo yaptım. Kırmızıyı buradaki artı kısmına bağlıyorum. Siyahı da, yani eksimi de buradaki eksi kısmına lehimliyorum. Şimdi hemen akla şu soru gelebilir. Niye kendi devresini kullanıp pilleri şarj etmiyorsun diye. Çıkış voltajı uymuyor arkadaşlar. Yani şuradaki voltaj düzenli bir şekilde gelmiyor. Yaklaşık 27 volt geliyor aküye. Üzerindeki 220 girişini sökmekten vazgeçtim. Zamanında bir devreden sökmüş oldum. Şöyle bir 220 girişi vardı. Birebir aynıymış. Şansımız yaver gitti. Kapasitesini bildiğimiz, bakın burada iki tane pil var. Birisi 2339 mAh. Bunlar birbirine eşdeğer pildi. Bu ne kadarmış? Bu da 2339 mAh'miş. Ama şimdi 220 girişini verdiğimizde 220 voltu bu pilleri şarj edecek bir düzeye düşürmemiz gerekiyor. Onun için de elimde şu şekilde hurda bir adaptörüm var. Bakın adaptörüm 4.75 volt 0.4 ampermiş. Bu pillerin şarjı için gayet yeterli. Yani 400 mAh demek istiyor. Bakın devremiz şu şekilde. Şunlar 220 volt giriş bacakları. Şu iç kısımda bacaklar var, oraya giriyor. Şunlar da 5 volt çıkış bacakları. Burada renk önemli. Kırmızı bizim artımız, yeşil de bizim eksimiz. Yani multimetreye getirip şu uçlara dokunduğunuzda hangisinin artı eksi olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. 220 volt soketimi aldım. Elimde şu şekilde kırmızı ve siyah kablom var. Renkleri çok önemli değil. Şuradaki bacaklara rastgele lehimliyorum. Yani kırmızıyı bu tarafa da lehimleyebilirdiniz. Problem değil. Çünkü bunda artı eksi önemli değil. Çünkü 220 voltta artı eksi olmaz. Bakın şu şekilde jackla buradan 220 volt girişimizi vereceğiz. Çıkışları da bu kablodan alacağız. Elimdeki adaptörün 220 volt girişi şu taraf arkadaşlar. Birincisi bu. Diğeri bu. Biraz önce 220 volt jackımıza bağladığımız kabloların birisini hemen şu arkadaki kısma lehimleyeceğiz. Diğerinde şu arkadaki kısma, yani bacakların olduğu lehim bacaklarına lehimleyeceğiz. Lehimlerken siyahı ya da kırmızıyı hangi bacağı lehimlediniz önemli değil. Rastgele lehimleyebilirsiniz. Bakın bu şekilde 220 volt soket girişimizi getirdik. Adaptörün 220 volt girişindeki bacaklara bağladık. Şuradaki artı eksi 5 volt çıkışlarındaki kabloları buradan çıkartıyorum. Renkler önemli. Bunu karıştırmayın sakın. Kırmızının çıktığı yere kırmızıyı lehimliyorum. Yeşili çıkardığım yer eksiydi. Eksi olan kısmına şu şekilde siyah bir kablo lehimleyeceğim. Evet, son hali şu şekilde oldu. 220 volt girişimiz geldi. Buradan da 5 volt çıkışımız. Şu kısımlar artı,
tamamen düz kısımlarda eksi. Bu iki kısmı kabloyla birbirine bağlayacağım. Bu iki kısmı da kabloyla birbirine bağlayıp iki pili birbirine paralel bağlamış olacağım. Pilleri lemlemek için yüzeyi kısa bir süre ısıtın ve telinizi verin gitsin. İşte bu kadar. Lehim telini dokundurun gitsin. Bu taraf artı taraf olduğu için kırmızı kablomu bu tarafa lehimleyeceğim. Karışıklık olmasın. Birazcık lehim alıp lehimle üzerine bastığınız zaman lehimin çok daha kolay yapıldığını göreceksiniz. Şimdi aynı işlemi eksi taraf için yapacağım. Paralel bir pil yapmış olduk. Yani yaklaşık burada 4,5 amperlik bir pilimiz olmuş oldu. Bu kendinden BMS'li bir lityum pil şarj devresi. Bu devre olmadan kesinlikle lityum pillerinizi şarj etmeyin. Tavsiye etmiyorum. Şimdi şuradan bakın eksi ve artı bağlantısı var. Adaptörümden şuradan 5 volt çıkış vardı ya arkadaşlar. İşte o 5 volt çıkıştaki siyah kablo yani eksimi şuradaki eksi kısmına bağlayacağım. Kırmızı kablomu yani artımı da buradaki artı kısmına bağlayıp lityum pillerimin şarjı için bu devreye besleme yapacağım. Şimdi kademe kademe gittiğimiz için tabi sona doğru bir şeyler daha iyi şekillenmeye başlıyor. Bakın şunlar pilimden gelen artı ve eksi kablolar. Kırmızıyı B artı kısmına bağlayacağım. Siyahı da yani eksimi de buradaki B eksi kısmına bağlayacağım. Bakın şunlar ledlerimi çalıştıran kırmızı ve siyah kablolarım. Kırmızım artıydı, siyahım eksi. Burada ledlerime giden siyah kabloyu buradaki out eksi kısmına direkt bağlayacağım. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Buradaki devrenin çıkışı yani out artı out eksi çıkışların 4.2 volt civarında çıkış veriyor. 4.2 volt bizim ledlerimiz için birazcık fazla olduğu için voltajımı düşürmek için şu şekilde 1N4004 bir diyot kullanacağım. Diyotumu buradaki out artı kısmına direkt bağladığımda voltajın bir miktar düştüğünü göreceğiz. LED'den gelen şu eksi kabloyu buradaki out eksiye direkt bağlıyorum. Diyotun bağlantı yönü önemli. Gri kısım diğer tarafa bakacak. Yani şu şekilde ters bağlarsanız bu sefer devreden voltaj geçmez, bir işe yaramaz. Şu şekilde yapacağız bağlantısını. Diyotun diğer taraftaki bacağına da şöyle kırmızı bir kablo bağlıyorum. Şu an bağlantısını yapmadım. İki kablo kaldı. Şu şekilde out artıdan gelen kırmızı kablom ve LED'den gelen kırmızı kablom. Bu ikisini araya kendi şu orijinal anahtarını koyacağım. Bakın diyotun işe yarayıp yaramadığını şu şekilde görebiliriz. Out artı out eksi kısımlarını şuradan direkt dokunduruyorum. Bakın şu an 4 volt civarında bir voltaj veriyor. Şimdi diyottan sonrasına bakın dokundurayım. Gördünüz mü? Yaklaşık 3.6 volt civarına düştü. Bu da bu ledler için gayet ideal bir voltaj. Bakın şu ledden gelen kırmızı kablom. Aldım. Anahtardaki uygun bacağı lehimliyorum. Şu da out artı kısmından gelen kablom. Onu da uygun. Burada uygun yere lehimliyorum. Evet, projemizin bütün bağlantılarını tamamladık. Kapatmadan önce mutlaka kontrol edin. Hani bir sorun çıkabilir. Bağlantı karmaşık gelmiş olabilir. Üzerinden şöyle hızlıca geçmeye çalışalım. Bakın bunlar 220 volt girişimiz. Buradaki kablo renk bağlantılarının önemli olmadığını söylemiştik. Buradaki bağlantılarında bakın şurada 220 volt girişler var. Burada da kablo rengi önemli değil. Rastgele bağlayabilirsiniz. Burada 5 volt çıkışlarımız vardı. Buradaki kablo rengi bağlantısı bizim için önemli. Kırmızı artımız, siyah da bizim eksimiz. Buradaki artı eksiyi getirip buradaki devrenin üzerindeki artı ve eksi kısımlarına bağlantısını yaptık. Bakın şurada ikili bir lityum pil paralel bağladık. Pilimizden gelen siyah kabloyu buradaki B eksi yani bataryanın eksi kısmına bağladık. Pilimizden gelen kırmızı yani artı kablomuzu buradaki B artı. Bu bizim pilimizin şarj için yapmış olduğumuz bağlantı. Peki ledlerimizi nasıl çalıştıracağız? Bakın şurada out artı ve out eksi kısımları var. Out eksi kısmını ledlerimizden gelen siyah kablo yani eksi kablosuna direkt bağladım. LED'lerimize en fazla 4 volt vermek bizim için uygun olduğu için şuraya ufak bir diyot bağladık. Diyotumuz yaklaşık voltajımızı 3.6 volt civarına düşürdü. Bakın buradan da bir kırmızı kablo aldık. Kırmızı kabloyu anahtara getirdik. Anahtardan da LED'in
kırmızı kablosuna bağlantı yaptık ve artık bu şekilde güvenli bir şekilde şuradan 220 voltu verdiğiniz zaman bakın şu an kırmızı ledim yanıyor. Şu an pillerimin şarj olduğunu gösteriyor. Gayet güvenli bir şekilde bunu herhangi bir kenara bırakıp şarj edebilirsiniz. Şarj bittiğinde buradaki led maviye dönüyor. Şöyle mümkün olan en uygun şekilde birbirlerine kısa devre yaptırmayacak şekilde yerleştirdim. Evet, projemizi tamamen bitirdik. Bakın şu şekilde. Şarjı bittiğinde şu şekilde yan tarafından 220 volt girişini veriyoruz. LED için ayrı bir sistem yapmadım. Bakın şu şekilde. Alttan baktığınızda LED'in rengi gözüküyor. LED maviye döndüğünde şarjın tamamen bittiğini anlayabilirsiniz. Peki akla şu soru gelebilir. Bunun aküye göre kullanım süresi avantajı ne olacak? Bakın burada tükettiği gücün 0.5 watt olduğu söyleniyor. Yani 1 saatte 0.5 wattlık bir güç çekiyormuş. Biz pillerimizi birbirine paralel bağlamıştık. Yani yaklaşık 4.6 amperlik bir güç kaynağı elde ettik. Watt eşittir volt çarpı amper formülünden yaklaşık içerisinde 19 wattlık bir batarya oluşturmuş olduk. Ya bunun tüketimi de 0.5 wattmış. Buradan bunu böldüğünüzde hiç durmadan bunu açtığınızda yaklaşık 38 saat civarında hiç durmadan yandığını söyleyebiliriz. Yani tek bir pil bile olsa burada size çok uzun ömürlü bir fener sistemi elde etmiş olacaksınız. Elimizden geldiğince sade bir şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.